İyi ki artık evdesin. Tanrı seni korusun. Şimdi dinleyin, ikinizden de bir şikayetim var. Bunu iyice düşünün. Biliyorsunuz ikiniz evleneli o kadar çok yıl oldu ki Revari'deki bütün kadınlar bana ne zaman babaanne olacağımı sorup duruyorlar. Onlara ne cevap vereyim? Yogi ve Anjali bana torun vermiyor mu diyeyim? Hayır hayır. Hiçbir bahane dinlemeyeceğim sizden. Siz ikinizden hemen tatlı bir torun vermenizi istiyorum. Böylece ben de o insanlara gururla anlatacağım. Anjali'm hamile ve Yogi'm yakında baba olacak diyeceğim. Ayrıca Mina'nın gelinini biliyorsun. Eğer çocuğunuz olmazsa insanlar hemen erkeği sorgulamaya başlar. Öyle değil mi? Bunun olmasını hiç istemiyorum. Surat asmayın, orada öylece durmayın. Bir an önce torun istiyorum. Yakında babaanne olmak istiyorum. Duydun değil mi? Babaanne olmak istiyorum. Elinizi çabuk tutun. Bunca gündür neredeydin amca? Hadi hadi gidin konuşun. Amca önce söyle bana ne getirdin? Siz ikiniz neredeydiniz? Hadi içeri girin. Önce söyle bakalım bana ne getirdin? Bana ne getirdin amca? Hadi söyle. Sizin gibi tatlı küçük çocuklar için ne getirdim biliyor musunuz? Ne getirdin? Tahmin et. Dondurma? Hadi söyle. Hayır, dondurma değil. Bu harika çikolataları sizin gibi tatlı çocuklar için getirdim. Alın bakalım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim amca. Rica ederim canım. Bir dakika. Bu altın küpeleri de senin için getirdim. Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldiğimiz için. Ama bugün bu küpeleri Pulvi yengeme vermek istiyor. Yogi abi. Yenge lütfen. Reddetme. Bugün sana teşekkür etmek dışında yapabileceğim tek şey... Tamam. Sadece memnun etmek için kabul edeceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim yenge. Görünüşe göre aralarında derin bir bağ var. Tam da aradığım fırsat ayağıma geldi. Sadece hayatlarını değil, aralarındaki bağı da farklı bir yöne çekmem gerekiyor. Bu mangalı burada bırakıyorum. Aşağı inerken dikkatli ol, yoksa yanarsın. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam. Ne oldu? Ne oldu? Biliyorum mangal çok sıcak, onu biliyorum. Ama sen neden bu kadar soğuksun bakalım, ha? Bak kocan, uzun bir aradan sonra eve döndüm. Mutlu değil misin? Mutluyum, çok mutluyum. Ama... Bir dahaki sefere bana bir hediye getirdiğinde başkasına verme. Tamam. Yani buna mı kızdın? 7 yıllık evli olmamıza rağmen çocuğumuz olmadığı için annem seni azarladı. Bu yüzden sinirlisin sanmıştım ben oysa. Neden çocuktan söz ediyorsun? Neden şimdi bu konuyu açtın? Ama Anjali... Moralimi bozdun. Bu yüzden mi döndün? Hiç gelmesen daha iyi. Ama sen neden... Kenara çekil. O çok sıcak. Ama Anjali... Artık bu soğuk Anjali, havada titriyebilirsin. Anjali dur, dikkatli ol. Sen ne yapıyorsun? Bugün abimin gazabından kurtuldum. Gerçekten hayatımı bağışladı. Ama Anjali'nin öfkesi ve bu dondurucu hava... Kesinlikle sonum olacak. Ben buradayken hiç kimse seni öldüremez Yogi abi. Yenge. Buraya koy. Bu. Brandra bana soğuk havaya tahammül edemediğini söyledi. Seninle ne kadar uğraşsa da seni çok önemsiyor. Ve biliyor musun? Önce beni bu ısıtıcıyla buraya gönderdi ve sonra bana... Yogi abinin sana hediye ettiği küpeleri neden takmadın? Takmalısın yoksa küpeleri beğenmediğini düşünür kendini kötü hisseder dedi. Biliyor musun, bu arada ben hep bir kardeşim olsun istedim Yogi abi.
Rahatça hediye isteyebileceğim bir kardeş ve bugün hediye ettiğin küpeler gerçekten çok güzel. Bunun için teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli. Hadi ama yenge, buna hiç gerek yoktu. Benim için yaptıklarından dolayı sana minnettarım. Benim hayatımı kurtardın. Dünyadaki bütün hediyeleri getirsem de yine de yeterli olmaz. Lütfen bunu ablandan küçük bir yardım olarak kabul et, olur mu? Biliyor musun, gergedan ve tavşan bu kadar uzun bir aradan sonra seni evde görmekten gerçekten çok mutlu oldu. Bu arada akşam bütün aile çok eğleneceğiz. Bu arada harika oyunlar planladım. Öyle mi? Evet. O yüzden lütfen sen de katıl. Eğer gelmezsen gergedan ve tavşan çok üzülür. Yani lütfen hayır deme. Mutlaka geleceğim. Tamam, o zaman seni bekliyorum. Tamam. Ama bu çok büyük bir haksızlık. Baksana, bizim takımda hep zayıf oyuncular var. Yogi bir sürü film biliyor ve Purvi'nin takımında bütün filmleri ezbere biliyor o. Önce dengeli bir takım kurun. Hayır, takımlar dengeli. Bunun neresi dengeli? Yapma, Yogi abi hayır, o kadar hayır, çok olmaz. Film bilmiyor ki. Abi baksana, ben senin takımındayım. Yani ben zayıf oyuncu muyum? Şimdiye kadar Yogi'den çok daha fazla film izledim. Öyle mi? Hayır, evet, öyle bir şey yok. Evet, izledim. Sakşi yenge, sen de bizimle birlikte oyuna gelsene. Ah, evet yenge, gelsene. Evet yenge. Hayır, oynamak istemiyorum. Kimse ona oynar mısın diye sormadığı için annem de kendini kötü hissetmiş olmalı. Bir şey söyleyeyim mi? Yogi filmlere neden bu kadar meraklı biliyor musun? Neden? Hep annem yüzünden. Annem gençken Aşa Parekin oynadığı bir filmi bile kaçırmamıştır. Haksız mıyım anne? Ama malum işte. Annem artık yaşlandı. O yüzden filmlerin ismini hatırlayamıyor. Bütün olanlara rağmen Vrendra bana hala nasıl bu kadar iyi davranabiliyor? Hala beni düşünüyor. Bu doğru değil. Hiçbir şey unutmadım. Her şeyi hatırlıyorum. Bana bakın. Burada hep birlikte oturmuş oyunlar oynuyorsunuz. Çekilin bakayım şöyle hadi. Aşa Parekin filmlerini unuttum mu sandınız? Bütün filmlerini hatırlıyorum. Ayrıca yaşlandım falan yok. Bu arada elinizden geleni ardınıza koymayın. Bütün filmlerinin ismini şıp diye söylerim. Eğer ben de bunu yapmazsam adım Prakashi o olmasın. Göreceksiniz, ismimi değiştireceğim. O zaman kendin için bir isim düşündün sen mü babaanne? Sen sus bakayım ha. Çok konuşma, yoksa ağzındaki dişleri sökerim. Sen sus bakalım. Hadi o zaman oyuna başlayalım. Önce ona bir isim söyleyeceğim. Çabuk ol. Sen onu bırak. Bitti mi? Hadi kalk o zaman başla. Anjali, çayları da. Tamam yenge. Geliyorum. Tamam. Siz devam edin. Hadi hadi. Keşke sen de gelseydin yenge. Çok eğlenirdik. Bu arada Yogi'nin şu satılık geline hediye ettiği küpeler ona çok yakışmış, değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.